açıyorum. Selamlar abi, şunu şöyle koyayım. Oo. Koyuyoruz. Hayda. Bitrate hala düzelmedi mi? Ha, şimdi bir şeyler yiyeceğiz muhtemelen. Yemekle aran nasıl? Öyle başlayalım. Mükemmel. Çok iyi. En sevdiğim şey. Yemekle aran nasıl? İyi, güzel. Et yemiyorum. Yani et koyacaksan önüme yiyemem. Vejetaryen misin? Aynen. Ama kıyma yiyorum, kırmızı et yiyorum, pilav yiyorum, yulaf ezmesi yiyorum, işte meyve... 30 yaşında öğretim görevlisi olmaz, bırakın bu kolpa yazmış. Ne demek olmaz lan 30 yaşında öğretim görevlisi? Nasıl olmuyormuş? Kaç olmaz? Sana kaç lazım? Yiyorum. Şu an biraz rahat bir dönemdeyim. Ha, bu rahat mı? Pizza. Yani çok fazla yemiyorum. Klasik öyle badici gibi yemem ben yani. Normal kahvaltımı yaparım. Türk tipi kahvaltı. Öğlen de dışarıdan bir yerden nereden söylersek söyleriz. Hamburger. Kim biri vejetaryenim mi dedi? Yiyorum. Yani et koyacaksın. En sevdiğim şey. Dur video odaklı. Yemekle arandasın. İyi güzel. Et yemiyorum. Yani hayda. Et koyacaksın mı yiyemem. Vejetaryen misin? Aynen. Ama kıyma yiyorum. Kırmızı et yiyorum. Pilav yiyorum. Yulaf ezmesi yiyorum. İşte meyve yiyorum. Şu an biraz rahat bir dönemdeyim. Ha, bu rahat mı? Pizza. Yani çok fazla yemiyorum. Klasik öyle badici gibi yemem ben yani. Normal kahvaltımı yaparım. Türk tipi kahvaltı. Öğlen de dışarıdan bir yerden nereden söylersek söyleriz. Hamburger, dürümler, dönerler. Olur, makarna olur. Hiç tatlıyla mesela aram yok. Para versen yok. Şunu anlamıyorum ya. Bana şuraya baklava getir. Evet. Öte yandan da solucan getir. Solucanı nasıl tatlıyla aranız yok abi? Yüksektir. Açıkça söyleyeyim. Ooo yarasın. Bu bayağı iyiymiş. Şimdi abi şöyle yapacağız. Ben sana sporcuların yemekten kaçıracağım. Anlamıyorum abi ya. Tatlıyla arası pis, nasıl olmaz bir insanın ya? Lanet yiyecekler getireceğim. Getir kardeşim, bedava olsun getir. Evet. Ne getirsek yer misin mesela? Tövbe de lan. Allah Allah. Soğuk. Hadi yap geri sayım, açıyorum. 3, 2, 1. Buyurun efendim. Afiyet, börek. Bal, şeker olsun. Abi bu ne ya? Ulan o nasıl bir börek Burak ya? 1,5 gram börek getirmişsiniz adama. Börek. Kol börek. Börek. Oğlum ben gelirken burada yediğiniz börekler lan bu. Gördüm, Karaköy kutusunu gördüm. Ben böyle... Devamını yemiş ya. Orada hep beraber toplanmış. Çatalla yediğiniz şeyler değil mi lan bu? Börek. Ve. Evet, bunu kıymalı olduğu için yemeyeceğim. Yoksa yerdim, sabah peynirli börek yedim. Bunu buradan... Abi niye peynirli aldın ya? Bunu buradan... Bir şey söyleyeceğim. Az önceki adam vejetaryandı. Bu abla da mı vejetaryan? Anlamadım. Niye kimse kıyma yemiyor oğlum? Sporcusunuz siz ya. Aldın. Ha, bunu her türlü yerim ya. Bunda bir şey yok. Valla. Abi ama dur. 75 kalori. Şu kadarcık. Yiyorum. Troll ne dedi? Ama kaç kalori olduğunu söylemedim daha derken. İkisi kardeşler. Zararlı değil abi ya, onu yeriz ya. Nasıl? Kıyma var içerisinde, protein ya. Ayıp ediyorsun. Ha, kalori hesabı yapıyorlar ya. Koyamaz onları ya. Bu adam oturduğu yerden kalori yakıyordur oğlum. Kaslara bak. Bismillah. Artı 75 kalori yazdık. Güzelmiş baba bu. Güzel. Oraya güzel yerden aldık ya. Ulan ben 4 porsiyon oturup yiyorum. Kiloyu sadece böyle fiyalandığım zaman genelde börekten alırdım. Bazen şöyle hani 2-3 kahvaltıda börek yiyesim geliyordu. 2-3 kahvaltıda börek yiyesi geliyordu ve hafif kilo aldığını fark edip durduruyordu. Ben ölmüşüm oğlum. Beni gömün lan bir ay sonra. Gerçekten gördüm. Çünkü benim yani hani şeyi anlamıyorum abi, bak insanlar sabah kalkıyor. Hamur bile olsa yiyor. Ben 3 kilo 2 kilo yiyorum orada. Aradan 2 saat geçiyor. Gene böyle iğrenç bir şey yiyorum, fast food falan. Aradan 2 saat 3 saat geçiyor. Oturuyorum, ne bileyim. Halley yersin değil mi? Bak dün onu kendimde fark ettim. Halley yersin değil mi? Yuvarlak. Halley. Lüp atarsın. Ben şoktan böyle büyüğünü alıyorum. Bir günde bitiriyorum onu. Bu adamlar lokma hesabı yapıyor ya. Ben öleceğim galiba. 75 kalori abi. Ben yürüyerek yakarım 75 kaloriyi ya. Ne kadar çalışman gerekiyor şu an bunu yakmak için? Ya tam net bir şey söylemek tabii yanlış olur mu? 75 kalori benim için yani çok az. Yani çünkü vücudumdaki kas kütlesi arttıkça bazal metabolizma... Hayır, bu mantığa göre benim gerçekten obeze doğru gidiyorum gerçekten. Gerçekten şu 200 kilo falan olmam lazım. Hızın artıyor yani, yattığın yerden yaktığın kalori. Şöyle ufak bir ara veriyorum. Ben bunu yiyorum o zaman. Sen yiyorsun. Onu göm. Çakan, ufak bir bilek güreşi yarışması yapacağız seninle. 3, 2, 1. Aman abi bırak. Ciddi misin? Evet. Bence Burcu utanmasın ya ama. Burcu da zaten.
Adam kendi kendine yenildi lan. Kahvehane masaörtüsü la bu. Abi, kurumsal bir kanal işte değil abi. Misiniz siz ya? Genç adamlarsınız. Bu masaörtüsü ne alakası var sizinle? Abi ama onlar işte buradaki çok güzel falan de masaörtüsünler. İyi tamam. İyi tamam. Kayıttayken derim. Kayıtta değil. Ha öyle mi? Evet, çok abi, güzel masaörtüsü ya. Pis boğazım. Vallahi hiç benim, bu kadar benim güzel tanımım o. Ben ne güzel böyle kareli kareli adamı köre diyor. Pis boğazım. Sınırım yok. Öf. Alırız. Abi yaşadın. Öyle mi? Vallahi müthiş bir şey var onun için. Allah Allah. Burada böyle pis bir gülme aldım senden. Hala başta oyun artık ya falan diyor herif. Açız. Ya. Amına koyayım laftan anlamıyor. Oh be. Hadi bakalım. Dondurma nerede abi? Kaç tane baklava yiyorsunuz? Böyle denk geldiğiniz zaman. Kaç tane yiyorsunuz şundan? Çok şimdi merak ediyorum. Gerçekten delikanlı gibi söylüyorum. Ona göre. Bu Karaköy Güllüoğlu. Karaköy Güllüoğlu. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel. Baklava severim. Hatta yabancı arkadaşlarıma vesaire Türkiye'yi anlattığım zaman baklava yedim sen. 3, 4. Hiçbir zaman 3-4 baklava yiyip bıkarmadım da lan bırakmadım. Tamam hepiniz öküzsünüz işte. Hepiniz öküzsünüz abi. Ben de öküzüm. Ben çünkü böyle baklava buldum mu yiyorum abi ne bileyim 9 tane, 10 tane, 11 tane, 12 tane. Daha fazla da yerim bu arada da. Sen Turkish baklava yediriyorum sonra bu diyorlar, hayat bu tatlı budur diyorlar yani herkes yurt dışında. Çok güzel. Yurt dışında birçok kişi bunu bu kara aşırı derecede abi, şerbetli buluyor, yani şekerli buluyor. Sizin hatırınıza şunun yarısını anca yiyebilirim. Kaloriye bak fırladı. Oh canım çekti lan. Niye? 300 kalori. Antrenmana gideriz buradan artık. Hesaplayın. 10 x 300. 10 yiyenler. Hiç pişmanlık duymuyor musun? Yok abi ya? Süper. 50. Çatal olmaz. Bunu böyle önce burasını mı yiyeyim? Öyle bir ben şey de öyle yiyorum lan. Öncesini yiyorum. Ne var? Yok 6 damağına gelmişti. Bak. Ne? Abi geldiler pişman mısın? Beleşe mi? Yerken kaloriden birazcık feragat etmek için üst katmanını ayırıyorsun. Mümkün değil. Sadece alt şerbeti çekmiş olan kısmını ama alamıyorum. Gerek yok boşuna yufka niye yiyeyim? Niye yufka yiyeyim dedi? Bırak da onu orada. En son ne zaman mesela baklava yedin? Abi helal olsun işte normalde olması gereken bu ya. Geçen sene falan olabilir yani. Ki yıl sonundayız abi. Şimdi yanımızdaki arkadaşımızı alıp seninle bilek güreşi yapmak istiyorum. Gel lan yok oğlum benim bilek güreşim çok zayıftı valla. Böyle bir topa girilir mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi insani yardım kampanyamız için okuyacağım donetleri. Sevgili Anıl dünyanın her yerinde 50 TL gelmiş gördüm okuyacağım. İnsanlar açıktan önüyor. Anıl da bizim marka yüzümüz bu. Hazır. Oğlum yürek var lan sende. Böyle yapayım mı? Sen de yürek. Senin bakışın yeter lan. 2-3. Şu an benimle dalga geçiyor. Maklava getir. Yavaş modun ayarı iyi, az bile belki de. Gel gel. Ben yok. Acil yuva arıyoruz. Çocuklarla iletişimi çok iyi. Gerçek. Gücü uygulayınca herif öne geldi. Eğer sahiplenecek temiz yürekler arıyoruz bu çocuğun. Ay sınırsız. Buyurun efendim afiyet olsun. Hamburger. Bu çok ne lan? Merak ediyorum. Bu ne lan? Paranız buna mı yetti oğlum çeyrekle? Şöyle birinizin ısırdığı yeri kestiniz. Yemediğiniz yemekleri mi getiriyorsunuz lan bana? Yani şunun içinden böyle bir şey çıkacak zaten böyle plastik tabak gibi. Şöyle ya hiç özenmiyorum. Hamburger bayağıdır yemiyorum ya. Bunu nasıl geri kalan ya? Ben 2 günde biri yiyorum. Her gün yiyorum. Var mı 4 getirirsen ne olacak? Şunu test etmeye çalışırım. Ana. Biz yapar mıyız öyle şey ya? Vay be günahımızı aldı. Patlayı hakikaten yapmazsınız. Tamam yiyorum lan. Ben hamburger hastasıyım severim, bu arada. Ama zincir burgerleri o kadar sevmem. Abi ben bunu yememeyi tercih ediyorum. Yediğiniz zaman burgerci misiniz, yani, mekçi misiniz? Yazın çok bakayım. Çok aç olsam da şu an yemezdim o derece. Evet. Yiyor muyuz? Gerçekten. Ben zorlamıyorum. Yani ben şu an demiyorum. Evet bunu çok güzel yerim ama içinde soğan ve buradan... İkisinin de kafası çok farklı ama. Soğan yemeyeceğim için yiyemeyeceğim. Soğanları ben çıkarayım falan diyor şu yok. Yok. Yemiyorum ama güzel kokuyor. Fazla kalori almak istiyorum diyorsan. İçeride hangisi yakınsa? Kalanları var. Yani, ne bileyim.
Hiç girmedim. Kesinlikle Burger King diyen var. Tamam. Yerim yoksa. 600 kalori abi bu yediğin şey. Ben şu anda bir 150'sini yedim. Diğer 150 de bitti. 300. 300 kalorilik şey yedim. Hiç pişman mısın abi? Aman yapmadın değil mi onu? Bedava gelmiş niye pişmanım lan? Acıktık be ya. Afiyet olsun. Vallahi afiyet olsun. Yiyeceğim benim mi? Kokuyor böyle buradan. Beni ye diye bağırıyor ama bak yemedim. Bir. Hazır mısın? İki. Üç. Bizim. Hadi. Abi bir şey diyeceğim. Biraz güç yenemez canım. Lazım. Bu değilsin. Herkes tam güç ben... ya. Bence değil. Ayıp lan. İnsan yenilir ulan. Tamam ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Daha da yapmam. Ha, günde 5 litre içtiğim şey şimdi. Hadi bakayım buna ne yorum yapacaksın? Açayım mı? Geliyor tepkim. Bu ne lan? Kola mı bu abi? Oo, bu ne? Bu arada adam hala sıfır kalori oğlum. Hiçbir şey yiyip içmedi ya. Dünya üzerindeki en zararlı içecek. Söyleme. Direkt içeceğim. Elinden ölüm olsa içerim Burak. İç abi. Hmm. Kola. Beni kapattı. Abi inanılmaz ya. Direkt irade adam. Kola. Tatlı kola. O ne kadar şekerli abi. Bunu nasıl içiyorlar ya? Allah Allah ya. Beş ne lan? Abi ben eskiden çaya... Beş ya kalorisi. Üç şeker. Üç şeker. 9-10 atan var lan. 12 atan var. Doluyor zaten yani. Çay bardağı. Ya, şerbet şey ya. Gibi. Neden? Çünkü baklava yedim biraz önce. Ama baklavayla kola mükemmel. Yok abi ben hiçbir zaman sporcu olamam ya. Yani. Spor tatlı, kafası o bana. O güzel lezzet şu an ağzımda yani onu bozmak istemiyorum kolayla. Böyle olacak. Vay kola içtim. Bir aylık sporun gitti ya. Lan oğlum sen spor öyle bir şey mi zannediyorsun Allah ya? Öyle zannediyorsun. Ha? Sen böyle Mario'da kazanılan paralar gibi falan mı zannediyorsun? Yani... Bak yeter ki spor yapın beslenmeyi boş verin diyorsun ya. Tamam hiç spor yapmamaktan yine her türlü iyidir de ama doğru bir yorum değil o. Bir anda ilk düştüğün an bütün altınların gidiyor filan. Ama evet normalde böyle pis boğaz yiyip de benim gibi yaşayıp bir de spor yapmamak daha zararlı tabii yani. O spor yapsam o ya anılar ya anıl. Oğlum bak. Biz mayo giymiyoruz diye yapıyorsunuz değil mi lan bunlara? Ha? Beğenmediniz tepkilerimi. Yani bunu kaç kalori? Tamam, ben spor yapmadım değil ki oğlum. Ben hep spor yaptım hayatımda da. Devamlılığı yok bende. Gaza geliyorum, güzel besleniyorum, yapıyorum, şekilleniyorum falan. Az gibi gözükse de şeker fazla. Onu 15 kilo geri alıp bunu hep içeyim, gömülüyorum böyle. Kalorinin nereden geldiği de çok önemli. Yani sen o 140 kaloriyi bir sağlıklı protein, sağlıklı yağdan evet. Da alabilirsin, şekerden de alabilirsin. İleriyi düşünmek lazım. Ya bedenimize her gün iyi bakacağız. Bu sonuçta bu vücut... İşte şu kafa çok önemli ya. Tamam mı? Her gün iyi bakacaksın. Millet hasta oluyor, kanser oluyor vesaire. Çok doğru yani abi. Çok da şey değiliz yani. Harbi bedenimizden daha önemli bir şey yok ve kaçımız ne kadar bedenimize bakıyoruz. Ben bakmıyorum işte. Kara cahillik. Hastalığa yakalanabiliriz. Dolayısıyla her gün iyi bakmak daha garanti. Şimdi abi yemeğimizi yedik. İçeceğimizi içtik. Tatlımızı yedik. Artık son bir aperatifle kapatıyoruz bölümümüzü. Tamam. Hadi bakalım. Jelibon. Bu ne lan? Ha, ya bu yok hiç sen. Nasıl ya? Bu mesela 5 kalorida kaldı. Bana böyle plastik gibi geliyor yani. Tamam, plastik bir şey yani. Çoktan bitirmiştim jelibon, o tabağı. Jelibonlar abi bunlar. Derken başladı direkt yani. Kaç kalori varmış burada şimdi baktın mı tartın mı? Küçüklerinde 50, büyüklerinde ortalama 100 diyebiliriz. Şimdi abi, aleykümselam Azerbaycan'a selamlar o zaman. Bir tanesi. Evet. Şaka yapıyorsun. 50 kalori az lan abi, ona daha fazladır o ya. Abi obezite tabii olur yani. Bu arada bir bilgi Avrupa'nın en yüksek kalori tüketen toplumu biziz. Harbi ortalama mi? 3700 kalori yiyormuşuz abi. Hayvan gibiyiz hepimiz. Ha gene yemedi. Yani yemeyeceğim bir şey getirin bana burada. Aç açına oturtuyorsun. Bunu niye yemiyorsun? Çok şey bir şey bu. Pis bir şey yani gerçekten. İnanılmaz ya. Burak oğlum şu masayı sabitleyin lan. Ya yenmesi de çok güzel. Yenmesi de 1071 kaloriye çıktı bile. Şuradan bir tane yiyeyim. Abi pişman oldun mu geldiğine? Yok abi. Pişman olmadım.
Sizinle beraber olmak Muharelam. Çok daha kıymetli tabii ki. Hepsini yerim. Whopper'ı da yerim anasını satayım. 7000 kalori bir kiloya ama tekabül ediyor. Gerçekten sürpriz olmuş. Güzel oldu. Yani 50 kalori olduğunu duyunca ayrı bir tabii şok oldum. Bu sol olsun. Bu sol. Tamam. İki tane küçükten yedik. Bir tane şimdi büyükten yedik. 100-200 kalori. 200 kalori bu şekilde. Ya 8000 olsun. Tamam işte. Aşırı oğlum, sevimli bir şeysin. Yani öyle tarif edilecek gibi değil. Allah Allah. Kedi canım senin. Bir kilo yakabilmek için ortalama 7400 kalori yakmak, günlük olarak ekstra 1000 kalori yakmak haftalık bir kiloya denk geliyor. 7400 kalori abi. Her boku biliyorsunuz da doğru bilseniz içim yanmayacak amına koyayım. 7400 kalori. Bekleyin daha bakacağım. 7200 kalori bir kiloya tekabül etmedir. Ah, ne oldu lan? Para mı geldi? Üf. Oo. Kızıl 50 lira yollamış. Selamlar abi. Bayağıdır YouTube'dan izliyordum ama burası ilk oldu. Karakterin, düşüncen, tarzın demiş. Kalmış. Kızıl 100 lira yollamış. Oyun geçtiyenlere inat. Bikinli zenci abileri Aslan abi. Bikinli zenci ne lan? O iş öyle değil. Tamam öyle değil. Siz bilin, ben kendi doğrum bileyim. Kapat konuyu, boş ver. Sen doğrusunu biliyorsun. Ben bilmiyorum. Ben yanlış öğrenmişim. Sen doğrusuyla takıl. Oyun geçtiyenlerin inat. Bikini zenci abiler Aslan abi. Bikini zenci mi var? Mim mi şu an? Ha Ricardo'yu diyor. Medcezir 7. ayını Prime'le yenilmiş. You are loved yazmış. Emir Uzunlar üştürüyormuş. Abi akşamlar. Saruhan'a tekrardan başlayacak mısın? Liverpool'lu genç ihtiyar 10 lira olmuş. 30 yaşında öğretim görevlisi bal gibi de olur. Biliyoruz ama olacağını. Hıyarın biri işte. 30 yaşında öğretim görevlisi mi olur? Öğretim görevlisi dediğin 4 yaşında başlar. 9 yaşına kadar. Teşekkür ederim onların için. Yerekan 7. ayını TRB'yle inlemiş. Ali Arda 20 lira olmuş. Yayınlar abi demiş. Mistika 3 lira olmuş. Ben sürekli olamıyorum. Si videoyu izle diye dün abone oldum. Bu da 3. donatım sırf izle diye demiş. Hala inatla geliyor. Bu arada Kızıl teşekkür ederim 150 lira donatım. Ya benim stüdyonun dışında benim arkadaşlar vardı. 2 kişi bekliyordum. Onlara da, onlara da bir... yeter, alalım istersen. Barış abi yiyecek yani hepsi. Normal günlük hayatında yiyor musun abi şeker? Tabii lan, sürekli her gün kolalı jelibon yutuyorum. Hadi oradan. Yok, normalde yemem. Siz getirdin ya, bedava diyor yapıyorum. Normalde yemem. Bakın. Oğlum ne iştahlı yedi ya. 1300 kalorilik yani iştahlı yani, iştahlı yedi. Çok şekerli değil. Hani benim için ben bunu böyle emüklemeyi... Abi sun modu almayın yani. Ne olur. Birinden dolayı kaç kişi yazamıyor. Hayatta şu an gidiyoruz. Direndik bayağı bir saattir. Bir ama 150 kişi banlanmıştır. Gözüm görmesin. Bir tane şuraya pizza koymadınız abi. Ulan hiçbir şey yemedim. Pizza koysana olur. Pizza getir. Şöyle bir şey olabilir mi peki Gamze? Ben bir yandan bunları yiyeyim yani böyle sağlıksız şeyler yiyeyim. Bir yandan da spor yapayım. Çok güzel bir vücudum olsun. İmkansız. Olur yok. Kendisini çok zorlar yani arkadaş. Olur olmaz çok, diye bir şey çok zorlar. Ama olabilir tabii ki. Belli bir noktaya gelmişsindir mesela benim gibi. Ya hedeflerine ulaşmışsındır veya hedeflerine çok yakınsındır. Ara sıra haftada 1-2 gün kendini ödüllendirebilirsin. Yani her gün kötü beslenilmez ya. Asi. Sadece sporla vücudunu değiştirmek de değil. Sağlık için de çok kötü bir şey. Tabii ki ameliyat olursun, yağları aldırırsın, estetik yaptırırsın. Ama işte dolaşım sistemini ve solunum sistemini düzeltemezsin. O sistemler bozuldu mu bir kere o şey? Tabii abi, sağlık farklı bir şey. Onun geri dönüşü yok maalesef. Sağlıklı beslenerek vücudun olma ihtimali tabii ki daha yüksek. Tamam mı? Daha kısa sürede daha yüksek, daha sağlıklı bir şey. Ama sağlıksız gıdalarla da vücut yaparsın. Bu net. Birçok şeyden de feda etmek zorundasın. Yaşam kalitenden, sağlığından. Sadece kaslı, iyi bir görüntü, muhteşem bir fizik. İçerisinin de çok sağlıklı olduğunda anlamına gelmez. Son olarak Gamze. Tabii canım, çok bakarak, iyi vücutlu gözüküp çok sağlıklı adamlar şey var. Söyle ki insanlar spora başlasınlar. Aa. Onları ikna et. İkna etsenize beni ya. Gelin beni görün baba. Eğer hayatınızı sporu dahil ederseniz size zaten birçok anlamda çok faydalı olacak. Hayat kalitenizi artırabileceğiniz en ucuz şey spora gitmek. En basit şey spora gitmek. Haftada 3-4 saat yapmanız yeterli. O yediğiniz tatlıyı sürekli yiyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani hayatınız 480p'den bir anda 4k'ya çıkacak. Her şey daha berrak görünmeye başlayacak. Daha mutlu olacaksınız. Yani
Eğer kendinizi baklavayla tatmin ediyorsanız, kolayla tatmin ediyorsanız... Ediyoruz. Bence siz neleri kaçırıyorsunuz bir düşünün tekrar. Birçok tartışma konusu gündeme geliyor. İşte şu diyet mi, bu diyet mi? Diyet yapsak mı, yapmasak mı? Bu saplantıları mı alsak? Ben spora BB yazmış Tavrı Sanki. İlaçları mı içsek vesaire vesaire vesaire. Hala hiç kimsenin hemfikir olabildiği bir konu yok. Ama herkes şu konuda hemfikir. Hareket eden her zaman sağlıklıdır. Doğru. İlk başlarda başladığınız zaman herkes size çok garip bakabilir. Sanki bu dünyadan değilmişsiniz gibi. Hiçbir şey sizi vazgeçirmesin. Bir şey sizin için doğruysa o yolda yürümeye devam edin. Bugün neden yapıyorsun diyenler yarın öbür gün nasıl yaptın diye soracaklar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Benden bu kadar. Güzel. Oğlum spora giden birinin neden spor yapıyorsun diye biri soruyor mu la? Yani, anlamadım ya da yanlış anlamış olabilirim. Okula yürüyorum, hep hareketliyim zaten, o yeter. Harbiden spor aranızdan gidip de çevrenizde arkadaşlarından niye spor yapıyorsun falan diye soran maholar var mı? Allah Allah. Gerizekalı mısın? Neden spor yapıyorsun? Hayatımda böyle saçma şey görmedim. Aptal. Ne gerizekalı insanlar var ya. Yok abi, ben spor yapamıyorum, edemiyorum falan, böyle bir şekilde üşeniyorum, ara ara kafası geliyor da. Spor yapın abi. Abonelik isteyen DM. Prime'la abone atmış. Abonelik isteyen DM bir mi? Oğlum bu ne, fake misin sen, nesin ya? Kako Bey ikinci ayını Prime'le yenilemiş. İdiot 4 lira olmuş. Abi benim ekran kartım yandı. GTA V ile elimde kaldı. Oynayabildiğim tek yüz oyun Don't Starve Together. Takaslasak olur mu? Gerçekten istiyorum oyunu. İnşallah kardeşim. Peki, teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkürler. Ben teşekkür eyvallah ederim abi, beni ağırladığınız için. Bundan sonra da başlamazlarsa. Onların ben ayıp oluyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet.